Ne oldu Hasan Hanım? Ne oldu? Hasan! Niye kaldın öyle? Hadi git aç kapıyı. Hasan! Git aç. Mutluluk bak o kapının arkasında. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum Hasan, aç kapıyı. Anne yapma. Ben yapmayacağım. Sen yapacaksın. Hasan! Sen vereceksin cevabını. Hasan başkası var biliyorum, aç kapıyı. Demek senin kızın evlilik aşkıyla yanıp tutuşuyor ha Fazilet Hanım. Sinan sarhoşsun, sonra konuşalım. Sonra falan yok. Sonrası yok bizim için. Bana o herifin kim olduğunu söyleyeceksin Hasan. Beni kim için terk ettiğini söyleyeceksin. Ya konuş diyorum, susma bana. Kim o diyorum, kim? Ya sakın. Hasan susma. Konuş karşımda, susma. Bana kim olduğunu söyle diyorum. Kim lan? Kusura bakmayın, eve girebilirsiniz. Kusura bakmayın. Karışma. Beni kim için terk ettiğini söyleyeceksin Hasan. Kim diyorum söyle. Kim olduğunu söyle diyorum sana. Sen bana cevap ver. Hasan, Hasan konuş, delirtme beni lütfen, cevap ver bana artık. Hasan delirtme beni, konuş artık, susup durma karşımda. Kim olduğunu söyle diyorum sana. Beni kim için terk ettiğini söyleyeceksin Hasan. Ya susma, cevap ver diyorum bana. Kim? Söylesene. Ya böyle susup durma, bana cevap ver. Kim diyorum? Beni kim için terk ediyorsun? Kim o herif? Bana cevap ver diyorum. Hasan! 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 Hasan, bana cevap vereceksin Hasan! Beni kim için terk ettiğini söyleyeceksin Hasan! Sinan. Şenay Hanım, kusura bakmayın, siz girebilirsiniz içeri. Bana ne yaptığını gördün değil mi? Başka biri için terk etti beni Hasan. Abi duyuyor musun? Benim başka biri için terk etti. Başka biri var abi. Thank you.
Kazım. Biraz konuşalım mı? Kazım, ben ne düşündüğünü merak ediyorum. Adı ne olacak Ece? Efendim? Oğlumuzun adı ne olacak? Ben bu geceye kadar hiç düşünmemiştim. Sen şimdi böyle sorunca... Özgür demek geldi içimden. Adıyla büyüsün derler ya. Özgür olsun adı. Sıra sende Ece Hanım. Şimdi sıra sende. Hadi bakalım. Sıra sana geldi şimdi. Ece. Ece, aç şu kapıyı. Ece, aç şu kapıyı. Kız, kime diyorum? Aç şu kapıyı, konuşacağız. Ece! Bir de kapımı kilitliyorsun şimdi sen. Kız, açsana sen şu kapıyı. Kız, açsana şu kapıyı. Konuşmamız lazım diyorum sana. Saklan bakalım Ece Hanım, saklan. Sen şu kapalı kapıların arkasına saklan bakalım. Saklan. Ah Allah'ım, ah, ah. Dişimle, tırnağımla kızlarım için yaptığım her şey, her şey gidiyor. Göz göre göre gidiyor ya Rabbim. Ah. Kabardı gene bu yürek, kabardı.
Yine kabardı bir yürek, bir şey olacak. İçime doğuyor. Bir şey olacak, bir şey olacak. Ne oldu böyle benim içime? Aynen. Sabah erkendir randevum ama beklemedim. Aldım hemen. Pasaportum hazır. Şimdi sıra vizede. O işte sende artık, götür. Hazan biraz... Evet Betül. Eminim. Almanya'da yaşayacağım. Tamam. Haberleşiriz, öpüyorum. Konuşacak bir şey kalmadı herhalde. Gittiğin gün kaydı sileceğim. Korkma. Senden korktuğum için değil. Kendimden korktuğum için gidiyorum. Gördün değil mi? Başka biri için terk etti beni Hasan. Abi duyuyor musun? Benim başka biri için terk etti. Başka biri var abi. Tam sana geliyordum. Şaka yapıyorsun. İşe mi gideceksin? Ya birkaç imza işim vardı da. Bir şey sormayacaksın ya da söylemeyeceksin galiba. Sormayacağım da söylemeyeceğim de ne oldu ki? Vay. Özlediğim Yağız Egemen. Tamam, her şey hazır mı? Çok teşekkür ederim. Bugün eşimle birlikte orada olacağız. Sağ ol. Çıktı şimdi maşallah, ilaçlarını almış, çok iyi. Hazım Bey, ben bizim Hazan'la Sinan hakkında konuşacaktım sizle. Hani müsaitseniz Hazan'la Sinan. Benim eşimle bir işim var, izin verirseniz. Eşinizle ne işiniz var sizin Hazım Bey? Günaydın Nazım. Günaydın. Hazırlanır mısın? Seninle bir yere gitmemiz lazım. Ne
Yıkılmayacaksın. Sen buraya yenilmek için dönmedin. Kazanmak için döndün. Tek bir sıkıntı kurşunun kaldı. Bana bak, o ses kaydını bana karşı kullanamazsın. İzin vermeyeceğim buna. O zaman beni buna mecbur etme. O telefonu alacaksın. O kurşunu sıkacaksın. Nil'e müjdeyi vermeyi düşünmüyoruz değil mi? Ben imza işlerimle ilgileneyim. Nihayet kapının kilidi açılmış. Nereye gidiyorsun kız kocanla? Bilmiyorum anne. İstersen sen de gel. Ece, yavrum. Bu gittiğin yol yol değil yavrum. Bak ablanla sen birbirinizi sürekli dolduruyorsunuz, kışkırtıyorsunuz, pışpışlıyorsunuz. Yapmayın yavrum. Ben bir yola girmedim anne. Ağzım nereye isterse oraya gidiyorum. Tıpkı senin istediğin gibi. Ece... Yavrum, bak bu yolun sonu hiç hayırlı değil. Bu yolun sonunda ne sana ne de bu bebeğine hayır gelir. Yapma. Bak senin kocan senin gönlündekini bilmeyecek kadar, bunu yutacak kadar gurursuz bir adam mı? Ah, ah Ece, ah. Ah. Çıkmaz yollara soktun kendini de, bebeğini de. Ah Ece, ah. Ben hazırım. Gidelim. Canın kaldı. Hadi Fazilet, bir sıkımlık canın kaldı. Vah Şükriye vah. Döndü dolaştı bütün yalanların ayağına dolandı işte. Bu da dolanacağına canını ver gitsin. Sana itiraftan başka çarem yok. Her şeyi diyeceğim. Her şeyi anlatacağım. Nasıl diyeceksin? Ben sana bir ananın yapamayacağı en büyük hainliği yaptım. Nasıl diyeceksin ha? Ha!
diyemem ki. Yüzüne bak. Hiçbir şey diyemem. Benim aslan oğlum. Bu diyeceklerime, o deniz gözlerine bakıp da diyecek yürek yok. Düştüğü gafletten çürüdü, karardı ananın yüreği. Aslanım, çok pişmanım. Bir anaya yakışmayacak kabahat işledim. Sana her şeyi itiraf edeceğim. Ece'nin bebeği senindir oğlum. Arkadaşım gelecek, biraz uzun kalacağız. Siz bir saat sonra gelir alırsınız. Taksi! Abla sen tek başına yanmıyorsun. İkiniz de beraber yanıyorsunuz. Sizin spor salonunda hamile yogası dersim var. Trafikte kaldım. Öğretmenimi karşılar mısın? Ne hamile yogası ya? Sen yapmazsın ki böyle şeyler. Yeni yeni işler açıyor başımıza. İşimiz gücümüz var ya. Pislik götürüyor evi, pislik. Ya ikiniz de birbirinizden saklanarak aynı acıyı çekiyorsunuz ve bunun mal gibi farkındasın ya. Abi duyuyor musun? Benim başka biri için terk etti. Başka biri var abi. Tatlım. Bence sen yazla sert bir kahve yap. Yoksa o sözleşmeleri imzalayamayacak. Sen çok çabuk atlatmışsın. Ben bugün yataktan çıkamazsın sanıyordum. Hayat devam ediyor. Ayrıca da sürprizlerle dolu. Gerçekten de sürprizlerle dolu. Kahve? Yok, benim işim var, gitmem gerek. Size kolay gelsin. Telefonda neler varmış öğrenelim bakalım. Kolay gelsin. Ece'nin pilates hocası gelecekmiş de geldi mi acaba? Ece Hanım az önce aradı. Geldiğini salona yönlendireceğiz Hazan Hanım. Siz geçin isterseniz. Teşekkürler. Benim okumamı ister misin? Daha kolay olacak öyle sanki.
Bu ne ya? Yaz ne oluyor? Sen burada kal. Nereye? Hasan, ne yapıyorsun sen? Arkadaşıma sürpriz hazırlıyordum da. Açıklama yapmak zorunda değilsin Ece. Hazım. Nereye gidiyoruz biz? Daha yolumuz var. Artık her şeyi biliyorsun. Benim hakkım sana helal olsun. Bir gün ananı affedersin inşallah oğlum. Kulağına gider. Oğlumu iyice düşman mı edeceksin sen? Birbirimize ihtiyacımız var. Buraya. Senin ayağını bir anı olarak yalvarmaya geldim. Ne olur. Ne olur yalvarıyorum sana. Yalvarıyorum, düş artık benim şu kızın yakasından. Düş. Kızımın yoluna çıkma ne olur. Düş dersen benim canımı al. Canımı vereyim sana burada. Ama ne olur benim kızımın yoluna çıkma artık. Ne olur. Sen ağzını kapalı tutsaydın eğer bunların hiçbiri olmayacaktı. Ama sen sadece beni suçluyorsun. Sen suçlu, ben suçlu. Ne fark eder ki? Boşayacak oğlum seni. Sen üç gün ağlar, yeni birini bulursun. Kendini avutursun ama ben... Ya ben? Ha? Boşanmayacağım. Ben Yasin'den boşanmayacağım. Ben Yasin'i seviyorum. Başına heveslenme. Ölüyorum da desen. Mezardan babasını da çıkarsan bitti bu iş. Hele bir bebeği öğrensin. Bebeği öğrenmeyecek. Bebeği öğrenmeyecek. Öğrenecek. Geç de olsa, güç de olsa öğrenecek. Kendi ağzımla hemen şimdi girip günahımı itiraf edeceğim oğlum. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Hayır, bunu yapamazsın. Yapamazsın. Ya, yüzüne bakamam diyordum ama yapacağım. Ne yaptığını farkında bile değilsin. Ne yaptığını farkında değilsin. Hayır, her şeyi söyleyeceğim. Hayır, gideceğim. Şeytan, ben... git şuradan. Hayır. Dur diyorum sana. Dur, söyleyemezsin. Söyleyemezsin. Ulan ne kadar duyduğun kabahat. Buna izin vermem. Dur. Dur, buna izin vermem Şükriye'yle. Şükriye'yle bir dur, konuşalım ha. Şükriye'yle. Şükriye'yle dur. Dur lütfen dur. Çekil ayağımın altından.
sen ne biçim bir adamsın ya? Ne utanmaz arlanmaz bir adamsın. Evli barklı gebe bir kadına musallat mı olacaksın sen? Ha? O doğmamış çocuğun istikbaliyle mi oynayacaksın sen? Benden senin kızına da torununa da zarar gelmesin. Geliyor. Geliyor işte, geliyor. Senden benim kızıma da zarar geliyor, torunuma da zarar geliyor. Git o delikanınla boşanıyor musun, ne yapıyorsan yap, yolun açık olsun. Ama benim kızımın yoluna taş koyma. Doğmamış masumun istihbariyle oynama. Hazret Hanım. Korkma. Ben ilişmeyeceğim bir daha. Ne kızına ne de o masuma. İkisine de ilişmeyeceğim. Korkma. Sen ne yaptın sanıyorsun? Hı? Ne oluyor ya? Kime neyi itiraf edecekmişsin sen? Hadi anlat, dinliyorum. Hadi. Neyi itirafı be? Ne diyorsun sen? Nerede? Sinan nerede? Hadi nerede? Ne bileyim ya, Sinan nerede? İyi misin sen be? Sen kimin üstüne yürüyüp hesap soruyorsun? Hazan bana oyun oynama. Bütün lobinin önünde abinle ilgili her şeyi itiraf edeceğim diye kime bağırıyordun sen? He? Neymiş itirafın? Söyle, neye itiraf edeceksin? Ya itiraf falan yok. Allah Allah. Ben buraya Ecin... Hasan! Ona neden yüzüğü attığını sor. Ona Ava'da bana ne anlattığını sor. İsterseniz birbirinizi kandırmaya devam edin. Ama kendinizi kandırmaktan vazgeçin.
Neredeyiz biz? Neden buraya geldik? İnelim. Özgür Egemen Korulu. Hazım. Özgür. Özgür Egemen. Bu ağaçlar onun adıyla kök salacak hayata. Onunla birlikte büyüyecekler. Onu adıyla yaşatacaklar. Ben Özgür'ün annesine elimi uzattığımda uçurumun kenarına sürüklenmiş bir tutsaktı. Hırsın, cehaletin, üzerinde oynanan oyunların tutsağıydı. Ne olduğunu, kim olduğunu, ne istediğini, ne istemediğini bilmeyen küçük bir kızdı. Ama şimdi o kız büyüdü. Artık ne istediğini de ne istemediğini de çok iyi biliyor. Özgür'ün annesi özgür olmak istiyor. Ben seni özgür bırakıyorum Ece. Evliliğimizi bitiriyorum. Yalnız tek bir şartım var. Ben bu evlilik için bütün çocuklarımı karşıma aldım. Onları kaybetmek pahasına bu çocuğun babası olduğumu ilan ettim. Değilsin dediler, inkar ettim. Kızımın tehditlerine bile göğüs gerdim. Şartın ne Hazım? Kızım o serseriden boşandıktan sonra, biz boşandıktan sonra o serseri senin hayatının neresinde yer alır ben bilemem. Ama Özgür bana baba diyecek. Yasin onun babası olduğunu asla öğrenmeyecek. Bırak beni!